Hoş geldiniz Hanım. Hoş bulduk Şeyda, nasılsın? İyiyim, merhabalar, siz merhaba, nasılsınız? Merhaba, memnun oldum, iyiyim, teşekkür ederim. Aa, bu ne şekerlik. Teşekkür ederim. Ay çok tatlısın, çok şıksın. Sağ olun. Tarza bak, bayıldım. Teşekkürler, alayım ben. Teşekkür ederim. Ben de usuldendir diye giyiyorum. Giymeme gerek yok, hava maşallah yaz adeta. Yine heyecanla, merakla yürüyorum bu koridoru ve ekibime ulaşıyorum. Merhaba ekip, merhaba sevgili seyirciler. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'den yeni bir haftadan herkese tekrardan selamlar, sevgiler gönderiyorum. İlk gün yarışmacımız ne kadar da tatlış Şeyda. Şeyda nereden geldin Şeyda? Ben Pendik'ten geldim. Normalde Gebze'de oturuyorum da. Evet, normalde Gebze'de oturuyorsun. Evet. Gel, kaçma gel. Gel, bir şey söyleyeceğim. Nerelisin Şeyda'cığım? Ben Amasyalıyım. Amasya'ya kucaktı sevgiler. Sen elma. Elma işte. Ay hadi oturayım. Gidemedik, getiremedik. Ama tamam, hadi neyse, anladık. Şaka yapıyorum tabii ki. Sen hoş gelmişsin villamıza, programımıza. Teşekkürler, çok sağ olun. Şeyda'cığım çalışıyor musun? Öğrenci misin? Öyle bir havan da var, çıtı pıtı. Teşekkür ederim. Evet. Çalışmıyorum, kuca parası yiyorum Zeynep, en güzeli. Öyle mi? Koca parası yiyorum diyor. Evet. Evli misin? Evliyim. Ne kadarlık? 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. Hı-hı. Aşık mı oldu? Aşık oldu. Adı ne kocanın? Tugay. Tugay. Tugay Bey ne Tugay iş yaparlar? İnşallah bol bol yedirecek kadar kazanıyordur sana. Sağ olsun, güzel kazanıyor. Güzel, Allah bereket versin. Ne iş yapar? Pub restoranında yönetici müdür. Aa ne güzel. Restoran işi. Hı-hı. Gidiyor musun onun mekanına? Gidiyorum tabii. Va denetliyor musun? Patron içe geldi. Hey yengeniz geldi hizaya durun bakayım diye. Havana basa basa. Ne oldu ne? Zil çalıyor Zuhal Hanım. Zil çalıyormuş. Tamam, biz ben gideyim açayım. Sen git aç. Muhabbetin ortasına limon sıkıyorsun ya. Git aç. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Havanım. Buyurun. Hey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah. Ah, bir sarılayım sana ne olur. Bir sarıl. Kurban olurum Allah ben sana. Allah etmesin. Allah'ım hoş geldin. Oğlum sarıldın tam da şeye denk gel. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizlere sormadım. Ha bu kalbim put put vuruyor. Put put. Aa nerelisin? Trabzonluyum. Aa Trabzon'a koyacak. Nasıl sevgiler, selamlar. Gel nereye oturacaksın? Öpücük. Oturtayım seni Havanımcığım. Efendim. Bir şey söyleyeyim. Söyleyeceğim. Dizse sankisi, dizse. Şey. Gürbüz. Gürbüz. Gürbüz hangisi? Hangisi? Gürbüz şu. Ha kamerayı tutan mı? Yok kamerayı tutan görmedim şey Ufuk İlhan. Ay ondan çekeceğimiz var bizim ha. Var. Oy, o beni delikti ha. Çekeceğin var. Merhabalar. Ben çekiyorum, sıra sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hava değil mi? İki V ile değil mi? Tek V ile mi? Evet. Hava diyeceğim. Köyde hava derler de modernleşmiş hali hava. Şey hava. Köyde hava. Anladın mı? Köyde yani. Anladım. Şimdi sanırım. Bu şehirde hava. Havasını alacak herkes. Hava. Evet. Aynen öyle. Hava. Küçük küçük espriler. İnşallah kimse yapmaz benim dışımdan. Hava mı diyeyim, hava mı diyeyim? Hava sana mı diyeyim? Hava yakışır. Bana hava evet. Yakışır. Hava Hanımcığım, Trabzon'da mı yaşıyorsun? Yok, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da evet. Yaşıyorsun. Neresinde yaşıyorsun İstanbul'da? Sultan Gazi. Sultan Gazi'de evet. Yaşıyor. Hava Hanımcığım evlidir herhalde. 35 senelik evliyim. Sen bak canım. 35 senelik evliyim. Oh maşallah. 3 tane erkek çocuğum var. Allah bağışlasın. Bir oğlum evli. Oh. 2 tane ikiz torunum var. Aa, buradan Allah onlara bağışlasın. Öpücükler. Güle güle büyütün. Sağ olasın. Gelininden memnun musun? Allah'ım öyle hayırlı gelin herkese nasip etsin. Merhabalar Serkan Merhabalar, Bey, hoş geldiniz. Hoş buyurun. Teşekkürler. Aa Serkan geldi. Merhabalar. Hoş geldin Serkan. Nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Hoş olun. Geldin, gel otur. Hava Hanım ayağa kalktı. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Seni hoş selamlamak geldiniz. İçin. Evet Serkan, seni nereden ağırlıyoruz? İzmir'den geliyorum. Hey, ne güzel. Evet, burası böyleyse İzmir'de deniz başlamış evet, herhalde. İzmir'in sıcakları başladı. Başladı yaz geldi artık İzmir'de. Vallahi yaz geldi. Evet. Gelsin artık be. Gelsin artık. Çok da kış diyorum. Yaşamadık ama bu sene. Çok fazla kış yaşamadık. Olmadı çok fazla bu sene olmadı vallahi. Ama İzmir'in havası her zaman çok güzel. Güzel İnsanı İzmir. Da çok güzeldir, havası çok güzel. İzmir'imize, güzel İzmir'imize, eşimin memleketine kucaklı sevgiler, selamlar. Neresinden İzmir'e? İzmir, ben Gazi'mde oluyorum. Karşıyaka'lıyım kendim. Aa, kafsin kaf. Evet, Karşıyaka'lıyız. 35,5. 35,5'uz. Evet. Ama İzmir'imizi bütün takımları tutuyoruz. Aa, tabii ki canım yani, değil mi? Trabzonsporlusun herhalde sen.
Neyse burada beni eleştirirler. Niye? Ben Beşiktaşlıyım. Aa helal benden çek. Benim oğlumun ismi de Ertuğrul, amcası koymuş o Beşiktaşlı değil. Aa ben şimdi, öyle mi? Beni şimdi ama taş atacak da burada. Ama niye tutsunlar canım? Merhabalar. Merhaba. Seva Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Ne güzel Sema'yı da abi, hoş geldin diyeyim Sema'cığım. Hoş geldin. Selam. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Ben diyeyim gel Sema'cığım katıl aramıza. Merhaba Serkan, Hava. Selamlar. Kalkın oturması zor oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Benim boyum kısa ya. Çok şeker. Evet ne hoş hanım geldi buraya böyle. Bu hoş güzel teşekkür hanım nereden ediyoruz. Geldi acaba? Cihangir'den geliyorum. Ay ne güzel. Cihangir nasıl? Evet. Çok güzel. Uzun yıllardır gitmiyorum. Güzel kafelerimiz kafeler, var. Kafeler artık renkli. Havalar da güzel. Yönetmenler, oyuncular, bütün camia, sektör evet. Orada. Evet öyle. Değil çok mi? Çok güzel. Çok seviyorum. Ne güzel. Deniz ne manzaramız güzel. Var. Oo, güzel ama oralar ya. Evet. Neresin aslen sevgili Sema? Aslen İstanbulluyum. Doğma büyüme? Doğum yerim Almanya. Aha. Ama baba tarafım, onun babası. 1854 İstanbul Fatih doğumlu. Eski dedemin dedesi. Benim evet. Dedemler de rahmetli Fatih. Evet. Kütü. Anne tarafım Çatalcalı. Aa ne güzel. Çok seviyorum o tarafı şimdi, da. Çok ne güzel. Oldu ha gene kapı çaldı. Ne kadar güzel. Merhabalar Masum Bey. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Merhabalar. Evet. Ve Masum geldi. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Olsun biraz sırası önemli söyledim. Değil. Biraz önce merhabalar. Söyledim. Hoş geldin Mahsun. Hoş geldiniz Mahsun Bey. Evet Mahsun da gelince ne hoş olduk geldin. Tamamlandık hoş değil mi? Kadromuz bu hafta böyle. Hoş Hava, geldiniz. Mahsun, merhaba. Sema, Serkan ve bugünkü yaşamacımız Şeyda. Hepiniz tekrar hem programımıza hem de villamıza hoş geldiniz. Hoş hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Teşekkür keyifle geçsin umarım. İnşallah. Lezzetlerle bezeli, bol puanların olduğu bir hafta biliyorum. İnşallah. İnşallah. Hepinize. Belki Şeyda'nın da diyecekleri vardır bugünkü ev sahibimiz olarak. Öncelikle hoş geldiniz. Yorumlarınızda daha minimal seviyelerde tutarsınız çünkü günü şimdi yorgunluğu. Şimdi önden bir zemini ben bir hazırlayayım o kadar yorucu. Siz de yaşayacaksınız. Siz de yaşayacaksınız. Sizin doğru. Günleriniz olacak. Hakkaniyet o yüzden... payı var. Hemen bir masaya bakalım. Masayla ilgili ilk yorumları alacağız sizlerden. Masa çok renkli değil mi? Evet çok. Bayağı renkli. Rengarenk olması biraz göz yoruculuğu var açıkçası. Çiçekler şık duruyor ama o çok renk kalabalıklı insanı biraz gözünü yoruyor açıkçası. Sen ne diyorsun Sema? Bir de siyah ve... Siyah ne alaka yani siyahın olmasını pek istemezdim. Nerede siyah var? Siyah taşlar ha, var. Ha siyah taşlar var. Yani beyaz şeye pek yakışmamış ama siyah çiçekler çok güzel. Yani. Çiçekler çok güzel. Ekmekliğimiz çiçekleri siyah, beğendim. Peçetelimiz siyah hani siyah yani, taşlar. Taşlar pek göz yoruyor. Keşke ben de katılıyorum yani. Ya. Keşke taş olmasaydı. Taş biraz fazla evet. Gelmedi mi sana? Evet. Ya daha çiçeklerin fazlası ne? Evet yani şimdi çiçeklerin 3 tane çiçek ne güzel böyle taşlı kalp şeklinde öyle mi eline sağ. Evet. Bence o güzel bir renk katmış. Bu taşlar fazla gelmedi mi sana şöyle, da? Şöyle şu taşlar masayı basitleştirmiş. Anladın mı? Bu daha çok çocuk oyuncağı eskiden misketler. Bu masayı basitleştirmiş. Bir daha ben davet masasında karışık peçete yani yakışmıyor. Zaten mesela tons. Bordo alsaydın. Sizi de göreceğiz. Görün. Mesela bordo peçete güzel kombin yapardın yani. Bu ton sür ton giderdi yani, belki. Evet. Ben şu basitleştirmiş çiçekler olabilir. O imkanla bilmiyorum. Ama çiçekleriniz çok güzel. Bence de çok evet, çok peçeteleri renk var. 3 tane fazla olmuş. Bir tane olsaydı güzel bir şekilde daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani. Peki ama önce çorbalarımızı bekliyoruz değil tamam. Mi? Tamam. Sen de hazırsan yarışman da başlasın. Hadi hayırlı olsun. Eline teşekkür sağlık ederim. Diyelim şimdiden Şeyda. Aş çorbasıyla başlıyoruz. Masa düzeni ideal ederdi yani. O taşlar o masayı basitleştirmişti. Çok güzel değildi, fena da değildi. Masa düzeni fena değildi. Boncukları gereksiz buldum. Çok renkli, şatavatlı bir gösteriyordu ama çok masa düzeni açıkçası bana göre değildi. Taşları beğenmedim. Ne beğenirsin, seni de göreceğiz. Gelelim sana Mahsun. Heyecanlı bir giriş. Bayağı heyecanlı. Ama nereden geldin acaba? Nereden geldim? Ankara'dan geldim. Ankara'dan. Şöyle ki, doğum yerim Adana. Ne ama güzel. Bir müddet İstanbul'da da yaşadım ben. Daha sonra Ankara'ya gittim. Üniversiteyi yüksek lisansı orada yaptım. Daha sonra buraya ailemin yanına döndüm ben de. Şimdi tekrar İstanbul'dasın. Hı hı. Peki. Yaklaşık 3-4 ay oldu işte. Ne güzel. Hem Adana'ya hem Ankara'ya da selam olsun bizden. Ne yapıyorsun? Aynen. Nasıl geçiyor hayatın?
Ne yapıyorum? Şu an iş arıyorum valla. Bir şey yaptım yok açıkçası. İş arıyorsun. Ne yapıyordun daha önce? Kimyagerim zaten. Kimyager. Üniversitede de kimyager. Kesinlikle. Ne yüksek güzel. Lisansımı bitirdim. Direkt geldim buraya. Ve iş bulamadın mı? Ne çok acı. Zor. Ne zor. Acı. Hani böyle bir sürü genç insan var yani. Bunca zaman bize dediler ki hep işte profilinizi yüksek tutun, yok şunu yapın, bunu yapın falan diye. Bu sefer de buraya geldik, iş başvurularında bunları söylüyoruz. Maaş beklentisi yüksek zannedip işe almıyorlar. Aa. Aynen öyle. Vallahi Allah bütün iş arayanların yardımcısı olsun. Yani oku senelerdir dirsek çürüt. Kesinlikle. Ey, bak kimyager yani adam. Ne kadar da kıymetli. İnşallah bulursun yani. İnşallah. Sema sen neler yapıyorsun? Ben turizm seyahat acentesinden emekliyim. Emekli oldun. Emekliyim. Ne mutlu sana, evet. Ne güzel gözün aydın. Kızım var, bir de 7 aylık torunum var. Torun mu? Evet. Artık bayılıyorum. Yaşını hiç göstermiyor asla bu değil arada. Değil mi? Burası istediği bayılma. Maşallah. Evet. Ne kadar gençten anneannem oldun. Çok teşekkür ediyorum. Ay sağ ne olun. Güzel. Güle güle büyüt. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ya, olun. Ya eşinle berabersiniz. Bekar çok... anneyim ben. Ha bekar annesi. Boşandı. Bekar anneyim, evet. Ha, hadi bakalım. Benim sporla ilgili çalışmalarım var. Ne güzel. Bir trekking grubum var cumartesi pazar sağlıklı yaşam adına. Ne diyorsun, şahane. Çok güzel yürüyüşler yapıyoruz. Oh. Herkese tavsiye ederim. Değil mi? Bir de haftada iki gün profesyonel olarak çalıştığım bir yoga sistemi var. Yoga'nın daha bir geliştirilmiş, daha bir... Yoga. Evet, yoga. Allah Allah, ilk defa duyuyorum. Evet. Yeni mi çıktı yoga? Yaratıcısı Kazım Gürbüz, Yogi Kazım olarak tanınıyor. Yogi. Evet. Abi bizim yogimiz de... 104 yaşında. Maşallah. Ve gayet sağlıklı. Gerçekten maşallah yani. Bizim, maşallah, evet. Maşallah, evet. 104. 104 yaşında. Harika. Kendisine de selam olsun, saygılar, selamlar kendisine. Maşallah. Onun maşallah. Sayesinde sağlıklı yaşamın ne olduğunu bu şekilde öğrendim. Onun da etkisi var mı bu kadar genç? Tabii ki. Olmanda değil, görünmende demeyeceğim. Zaten gençsin bence de. Teşekkür ederim, sağ olun. Olduğun yaşı da göstermiyorsun sanırım. Yani, ne güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok hoş, çok güzel. Peki Serkan, sen ne işle iştigal ediyorsun? Bizim kendi restoranımız var. Bodrum'da. Yemekçisi. Aynen. Neresinde Bodrum'u? Gündoğan. Ay ne güzel, çok güzel. Ben 24 yıldır sektördeyim zaten. Uzun yıllar üretim müdürlüğü yaptım büyük catering firmalarında. Oh harika. Aşçıların başında olarak. Sen hep işin başında mısın, mutfağa giriyor musun? Ben tabii kendim de aşçıyım, aşçılık mezunum ama... Aşçılık mezunu var, hola, hola. Ben yıllarca... Nasıllar canım geçti Zuhal Hanım. Diyor. Ben yıllarca üretim müdürü yaptım ama artık kendi restoranımızı işletiyoruz. Harika. Tamamen üretim bana ait. Deniz ürünleri, balık mı? Hayır, biraz yöresel, tematik bir mutfağımız var. Ay ne güzel. Nefis çaylı kuru fasulyesi yapıyoruz, tereyağlı. Tereyağlı pilavımız. Fırın yemeklerimiz, mantımız, sarmamız. Vay vay vay. Güzel bir mutfağımız var. Menü geniş diyorsun. Menümüz geniş. Harika, çok güzel. Hem aşçı hem restoran işletiyor. Şeyden de eşinin restoranı varmış. Ne üzerineydi? Eşinin restoranı yok. Anam eşim restoranda yönetici. Pardon, yönetici. Ne üzerine o restoran? Pub. Pub. Dünya mutfağı. Pub, dünya mutfağı. Evet, Gündoğan'da bilinen mutfaklardan bir tanesiyizdir yani. Öyle siz de öyle. Ha? Sonra bilahare konuşuruz. İnşallah. Harika. Serkan Bey'le ilgili o beni şoka uğretti. Bir asayım asayım. Yemekten anladığını şey yapmayayım yani. O reklamını yapmaya gelmiş buraya. Ben mesela asçılardan öğrenmek isterim. Ama bir öğretici asçı olarak bana kendini hissettirmedi.